Evet, Mineciğimle Yıldızlar devam ediyor. Number One Türk ekranlarındayız. Erdem Kınay konuğumuz ve sohbetimize Sibel Can'la ilgili devam ediyoruz şimdi. Evet. Sibel Can pop sanatçısı oldu bir nevi alkışlarla. Bu şarkıyla beraber. Bu şarkıyla birlikte ve çok da beğenildi. Evet. Ve aslında çok da konuşuldu. Sibel Can'la nasıl buluştunuz? Şimdi Demet Akalın normal, Serdar Ortaç normal, Merve Özbey normal. Ama Sibel Can mesela orada bir ters köşe var. Çok da şaşırttınız. Nasıl oldu o buluşma? Zaten yaptığım şarkıların melodilerinde çok Türk müziğine uzak şeyler yoktu. Hani sadece ben aranjör olarak altyapılarda başka bir başka bir yola gittim. Hani alıştığımız pop müzikten daha değişik bir şey yapmış oldum. Proje albümündeki şarkılar bunun ilk örnekleri oldu zaten. Proje 2 de böyle devam etti. Sanatçıların çok fazla kimliklerini bozmadan, yani o üzerlerindeki söyledikleri melodiler onlara uygun olmak kaydıyla bu şarkıları doğru kişileri seçmeye çalıştım. Bir şarkı, yani bu alkışlarda aklıma Sibel Can geldi. Müthiş de oldu. Evet, bir kontağım yoktu. Daha önce de bir iletişimimiz olmamıştı. Onu soracağım. Evet. Kabul etti. Direkt teklif ettiniz, kabul etti. Ne güzel. Sevgili Deniz Erten, Proje 2 albümde tüm sözleri yazan, evet, söz yazarı arkadaşım. Evet, selam. Daha önce kendisiyle çalışmış, o vesile oldu. Seyyah. Evet, Seyyah partisini yapmışlar. Muhteşemdir, evet. Vesile oldu. Ne güzel olmuş. Ben de Sibel Hanım'a hemen bu şarkıyı dinlettim. En kısa sürede. Bayılmıştır Deniz'le tabii. Konuştuktan hadi yapalım sonra. Olmuştur. Çok tatlı bir insanmış. Hemen şarkıya bayıldı. Hemen görüşmek istedi. O kadar profesyonel ki hemen şarkıyı söylemek istedi. Ne güzel. İşte bazı yerlerini kendisi sevmedi. Hani okumayı bir daha yapmak istedi. Daha kusursuz, daha da güzel titiz, olsun diye. Mi? Çok titiz. İşini çok seven. O çocuk su heyecanı içinde hala barınan. Gerçek bir profesyonel. Evet. O yönden yıllardır çok takdir ettim. Yıllardır müziğin içinde ama hala heyecanlanıyor değil mi? İnanılmaz, ne kadar güzel. Heyecanlı. Şahane. Sanatçılarla iletişimi çok güzel. Yani güzel bir diyalog kurduk. Güzel bir arkadaşımız yine oldu. Yine olur mu? Proje 3'te olur mu? Vallahi her bir araya gelişimizde onun hayalini kuruyoruz. Ben İnşallah. Yine bizleri mahcup etmeyecek. Yani hem Sibel Hanım, hem kendimi, hem dinleyiciyi sevdirebileceğimiz, yine alkışlar neticesini alabileceğimiz bir parça olduğunda muhakkak Sibel Hanım'la Proje 3, 4, 5, kendisi de istediği 6, sürece devam edeceğiz. Evet. Peki Proje 3'ün hazırlıkları başladı mı? Ben ufak ufak başladım. Yani şarkılar belirdi mi, evet, en azından? Yani, ya da isimler mi belirdi? Önce isim mi beliriyor, şarkı mı beliriyor? İlk önce şarkılar beliriyor. Tabii bazı istisnalar olabiliyor. Hani ne bileyim, ben her albümde Demet Akalın olsun istiyorum mesela. Bu belli. O yüzden, evet. Uğur gibi değil mi? Birbirinizi, evet, çok seviyorsunuz. İşte Merve Özbey olsun istiyorum. Ve onlara yapacağım şarkılarda da nasıl şarkılar olması gerektiğini de biliyorum az buçuk. Hı hı. Onlarla alakalı daha somut çalışmalar yapabiliyorum ama öbürleri spontane oluyor biraz. Hani yeni bir şarkı çıkıyor. Aa, bunu diyorum, çok alternatif bir isim bile olabilir. Bu kişiyle yapsam iyi olabilir. Şimdi var mı akılda hiç ummadığımız birileri? Hani beklemediğimiz ya da tanımadığımız. Daha önceki albümlerde olmayan, bu albümde olmasını istediğim, hani şu anda da üzerinde çalıştığımız, aslında normalde sürpriz olmasını istiyorum. Açıklıyor muyuz? Açıklıyor muyuz? Sadece bir kişisini söyleyelim. Bu albümde Gökhan Tepe'de olacak. Harika. Hem çocukluk arkadaşım, harika, beraber aynı konservatuvarda okuduk. Yıllarca birçok müzikte, projede İlk yer aldık. İlk kez bizden duyuyorsunuz. Evet. Gökhan Tepe Proje 3 albümünde olacak. Çok onunla sevindim. Güzel bir harika şarkı imza atacağız. Evet. Harika haber. Onun dışında olacak yine. Gökhan Tepe de hep böyle duygusaldır şarkıları ağırlıklı olarak. Eskiden böyle daha hızlı şarkılar yapıyordu ama son dönemde daha akustik, böyle daha duygusal takılıyor. Şimdi gümbür gümbür bir şeyle mi gelecek? Yani benim albümün konsepti biraz öyle. Hızlı şarkılar olması lazım. Evet, öyle bir şey olacak. Bak, bu çok güzel haber. Gökhan ilk albümlerinde zaten beraber çalışmıştık. Müzik direktörlüğünü yapmıştım. Benim bulunduğum albümlerde daha çok hızlı şarkıya imza atmıştık. Slow parçalardaki kimliği çok fazla oturdu. Çok sevildi. Evet. Açık söylemek gerekirse hani balat şarkılar gerçekten başarılı, çok yakışıyor gerçekten zaten yakışıyor o sese. Hızlı şarkıda da aynı şey. Yani ne olacak bakalım? Eskiden çok hızlı şarkılar, gümbür dans şarkıları, evet, da vardı. Çok da iyiydi. Ben çok da seviyordum yani. Sonuçta iyi bir şarkıcı. O yüzden iyi, evet, bir şey imza atacağız. Bakalım. O zaman Gökhan Tepe izleyelim mi izleyelim, bence? Hadi, evet, son şarkısını izleyelim. Gel sen de anlatsam.